Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Birçok Şii fırkasının sahabelerimize ve özellikle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'e olan düşmanlıkları bilinen bir meseledir. Onlara küfretmeyi, lanet etmeyi, tekfir etmeyi, ölüm yıl dönümlerinde kutlama yapmayı kendi dinlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmişlerdir. Mesela her farz namazdan sonra Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Muaviye, Ayşe ve Hafsa'ya lanet etmek. Rafizi şeyhleri bu ameli en faziletli ibadetlerden saymışlardır. Büyük İslam alimi ve hicret diyarının imamı Malik bin Enes'e rafiziler hakkında soruldu. İmam Malik cevaben dedi ki, onlarla konuşma ve onlardan rivayette bulunma. Zira onlar yalan söylerler. İmam Şafii de dedi ki, rafiziler kadar yalancı şahitlikte bulunan hiç kimseyi görmedim. Evet onların birçoğu husumette aşırıya giden ve yalan konusunda kontrolsüz kimselerdi. Sahabelerimize karşı aklın hayalin almayacağı iftiralar atmışlardır. Mesela Rafizi şeyhlerinden El Cezayir'i Hazreti Ömer hakkında der ki o kadınsı bir kimseydi. İlacı ancak erkeklerin menisi olan bir hastalığı vardı. Ayrıca nakledilmesini çirkin gördüğümüz başka şeylere de sahipti. Onların dile getirdiği iddialardan biri de Hazreti Ömer'in peygamberimizin kızı ve Hazreti Ali'nin eşi olan Hazreti Fatıma'yı dövüp karnındaki Muhassin isimli çocuğun düşmesine neden olmasıdır. Bu çalışmamızda müminlerin emiri Hazreti Ömer hakkındaki bu iddiaya akli ve nakli delillerle cevap vereceğiz. Rafizilerin iddiasına göre Muhassin daha anne karnındayken Hazreti Peygamber'in vefatı üzere Hazreti Ebu Bekir'e biat edilmesinin ardından Hazreti Ömer biat almak için Hazreti Ali'nin evine baskın düzenlemiş, olumlu cevap alamayınca evi yakma tehdidinde bulunmuş, nihayet kapıya dayandığında kapı arkasında bulunan Fatıma'nın kaburga kemikleri kırılmış ve çocuğu da zayi olmuştur. Bu iddia üç grup eserde yer almaktadır. 1. Şii müellifleri yahut Şii temayüllü alimler tarafından kaleme alınan imametle ilgili eserler. Mesela İbn-i Rüstem'e nispet edilen Delaülül İmamede, Mesudiye aidiyeti bilinen Murucu Zeheb ve Ettenbih'te yer almazken, aidiyeti şüpheli olan İsbatül Vasiyye'de yer alır. 2. Mutezile kelamcısı Nazzam'a dair bazı eserler. Evet Nazzam'a da bu iddia nispet edilir. Ve bu sebeple bazı başka eserlere de girmiştir. Mesela Es-Safedi ve Şehristani gibi. 3. İlk dönem Şii alimlerinden Süleym İbni Kaysel İhlali'nin Kitab-ı Süleym veya Aslu Süleym diye adlandırılan eserinde yer alan bazı bilgiler. Şianın temel anlayışını teşkil eden imamet hakkında nasıl bulunduğu yolundaki iddiayı pekiştirmek ve Hazreti Ömer aleyhinde delil oluşturmak amacıyla öne sürülen bu iddia zamanla bazı başka Şii kelam kitaplarına da girmiştir. Öncelikle bu iddia bu eserlerin hiçbirinde senetli ve güvenilir bir şekilde yer almamaktadır. Bununla beraber iddia sahiplerinin büyük bir kısmının hakkında kötü kanaat bildirilmiş, aşırı şii ya da ehli sünnete husumetleri meşhur olan kişiler oluşu da bu iddianın ne kadar sağlıklı olduğu konusunda soru işareti oluşturmaktadır. İbni Hacer, Hazreti Fatıma'nın Ömer'in darbesi yüzünden Muhassin'i düşürdüğü yolunda bir rivayet nakleden... ...Ahmed İbni Muhammed İbni Seri İbni Yahya'nın yalancı olduğu hususunda... ...Rijal alimlerinin ittifak ettiğini aktarmıştır. Ayrıca bu iddia Muhassin İbni Ali hakkındaki sahih ve güvenilir bilgilerle de çelişmektedir. Ahmed İbni Hanbel'in naklettiği bir rivayete göre Hazreti Ali... ...oğulları Hasan ve Hüseyin'de olduğu gibi... ...üçüncü oğluna da Harp adını koymayı ve Ebu Harp adıyla anılmayı istemiş... Fakat her defasında Resulullah bu adı beğenmeyerek başka bir isim koymuş, sonuncusunu da Muhassin diye adlandırmıştır. İbni Hacer'in isnadını sahih gördüğü bu rivayetteki bilgi, Taberi ve Yakubi gibi bazı tarihçilerin eserlerinde de yer alır. İbni Kuteybe ise Hasan ve Hüseyin'den sonra Muhassin'in adını da zikreder ve küçük yaşta öldüğünü belirtir. Bela Ruzi der ki, Hazreti Fatıma, Hasan, Hüseyin ve Muhassin adlı çocukları doğurmuştur. Muhassin küçük yaşta ölmüştür. Ali bin ibn Ahmed ibni Said el-Endelusi de eserinde der ki: Muhassin küçük yaşlarda ölmüştür. İmam Ahmed bin Hanbel'in rivayetleri doğrudan Hazreti Ali'nin ifadelerini taşımaktadır. Buna göre Hasan, Hüseyin ve Muhassin'in doğumları münasebetiyle Hazreti Peygamber kızının evine gidip "Oğlumu bana gösterin. Ona ne isim koydunuz?" diye sormuş. Her defasında harp cevabı alınca bunu beğenmeyerek bilinen isimleri vermiştir. Bu rivayet Şii alimlerinin çocuğun anne karnındayken öldüğü şeklindeki iddialarını net bir şekilde çürütmektedir. Muhassi'nin anne karnında değil de doğduktan sonraki zamanlarda öldüğü açıktır. Evet kaynaklar açısından tutarsız olan bu iddia aklen de makul olmayıp aynı zamanda Hazreti Ali ve Ehli Beyt'in kıymetini düşürmeye de kapı açmaktadır. Şii kaynakları Hazreti Ali'nin cesaret ve kahramanlık kıssalarıyla doludur. Evet müminlerin emiri Ali İslam tarihinin gördüğü en kahraman isimlerden biriydi. Fakat övgüde aşırıya giden bazı Şiiler Hazreti Ali'yi ilahlaştırmaya varacak yaklaşımlarda bulunmuşlardır. Onlara göre Hazreti Ali bir kılıç darbesiyle bir dağı ikiye bölmüş, iki parmağıyla yüzlerce kilolu kapıları kaldırmış, yüzlerce binlerce düşmanın üzerine tek başına hücum etmiştir. Fakat yine bu kişilere göre aynı Hazreti Ali karısının dövülmesi ve çocuğunun öldürülmesine sessiz kalmıştır. Bu olacak iş midir? Hem Ali dağları yerinden sökecek kadar cesur ve güçlü, hem de haşa karısının dayak yemesine ve çocuğunun düşmesine seyirci ve sessiz kalacak kadar da korkak. Nasıl olur da Hazreti Ali ve akrabaları bu hadisenin davacısı olmaz? Tabii ki bu yalanları söyleyenler itirazlara karşı da bazı kılıflar hazırlamışlardır. Hazreti Ali sözüm ona Hazreti Ömer'in şerrinden emin olmak için takiye yapmış ve sabretmiş. Bu onların Hazreti Ali'ye başka bir iftirasıdır. Ehli sünnetin ve şia'nın birçok kaynağında görmekteyiz ki Hazreti Ali hak ve adaleti her zaman ayakta tutmuş, her yönüyle büyük ve örnek bir sahabedir. Nasıl olur da aynı Hazreti Ali kendi karısı ve çocuğu hakkında öne çıkan önemli özelliklerini terk eder? Bilindiği gibi Hazreti Ali Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde aktif rol almıştır. Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye karşı çok hürmet ederdi ve derdi ki: "Hazreti Ali'nin bulunmadığı bir cemaat içinde bir müşkil meselenin çıkmasından Allah'a sığınırım. Hazreti Ali de Allah Resulünden sonra bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir ve Ömer demiştir. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan da Ebu Bekir ile Ömer'e son derece saygı duyar, hatta Kur'an ve sünnetten sonra onların yolunun takip edilmesi kanaatini taşırdı. Nitekim, halifeliği Muaviye İbni Ebi Süfyan'a devrederken ileri sürdüğü şartlardan biri de onun insanlar arasında Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünnetiyle amel edip hüküm vermesi ve Raşid halifelerin yolunu takip etmesiydi. Nitekim eski dönem Şiileri arasında Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer hakkında kötü konuşma diye bir şey söz konusu değildi. Hatta Zeyd bin Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip arkadaşlarına atalarından hiçbirinin Ebubekir ve Ömer'den beri olduğunu söylediğini işitmediğini haber vermiştir. Diğer bir önemli husus da şudur. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan olan kızı Ümmü Gülsüm Hazreti Ömerle Hazreti Ömer'in hilafeti dönemindeyken evlenmiştir. Hazreti Ömer'den iki çocuğu olmuş ve bu çocuklar küçük yaşlarda vefat etmişlerdir. Bunu tüm Şii kaynakları da kabul eder. Rafizilere sorarız. Hazreti Ali nasıl olur da Ümmü Gülsüm'ü, anasını döven ve kardeşini öldüren Hazreti Ömerle evlendirir? Yine Rafizilere sorarız. Birçoklarınız Hazreti Ömer'i kafir olarak görürsünüz. Dediğinizde haklıysanız eğer Hazreti Ali nasıl olur da bir Müslüman kadını kafir bir erkekle evlendirir? Ümmü Gülsüm ve Hazreti Ömer'in birliktelikleri ve doğacak çocukları gayru meşru olmaz mıydı? Şimdi de Hazreti Ali'ye ve kızı Ümmü Gülsüm'e şeriatsızlık mı nispet ediyorsunuz? Bu evlilik bile Hazreti Ali ile Hazreti Ömer arasındaki sağlam ilişkileri ve Hazreti Ömer'in ehli beyte duyduğu sevgiyi ve saygıyı ortaya koyması bakımından yeterli olur. Yine önemli bir husus ise Hazreti Ali başta olmak üzere ehl Beyt'in önde gelen isimlerinin çocuklarına Ebu Bekir, Ömer ve Osman isimlerini vermeleriydi. Aslında buna müstakil bir çalışmada değineceğiz ama burada da bir kısmını zikredelim. Ehl-i Beyt, Hazreti Ömer'i de seviyor ve çocuklarına onun ismini vermek suretiyle ona olan sevgilerini ve bağlılıklarını ifade ediyorlardı. Hazreti Ömer'in ismini çocuklarına ilk veren kişi de yine Hazreti Ali olmuştur. O, Ümmü Habib binti Rebiya el-Bekriye'den dünyaya gelen erkek çocuğuna Ömer ismini vermiştir. Hazreti Ali'den sonra Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin Ali, Musa Kazım ve çok sayıda ehl Beyt mensubu erkek çocuklarından birisine Ömer ismini vermişlerdir. Yine rafizilere sorarız. Nasıl olur da Ehl-i Beyt, Fatıma'yı döven ve Muhassi'nin ölümüne sebep olan Ömer'in adını kendi çocuklarına koyarlar? Sizden birinin başına böyle bir hadise gelse, karınızın darpçisi ve çocuğunuzun katili olan birinin adını doğacak çocuğunuza koyar mısınız? Peki sizin aranızda adına Ömer koyan var mı? Peki adı Ömer olanlara muameleniz nasıldır? Siz kendinize yakıştıramadığınızı Hazreti Ali ve Ehli Beyt'e nasıl yakıştırırsınız? Bazıları buna da bir kulp aradılar ve dediler ki, bu isimler Arap isimleri arasında çok yaygındır. Bunların koyulması tevafuk oldu. Bu komik iddiaya cevaben deriz ki, Hazreti Ali bir çocuğa isim koyacakken binlerce Arap ismi içerisinde bula bula çocuğunun katilinin adını mı buldu? Her ne hikmetse Hazreti Ali'nin oğlu Hasan, Hüseyin ve torunları da bunu devam ettirdiler. Ayrıca Ömer adı o dönemde diğer isimlere nazaran çok yaygın isimlerden de değildi. Peki Arap isimleri içerisinde Ömer ismi çok yaygın ve sıradansa neden Irak'ta yaşlı ve genç olsun adı Ömer'dir diye insanları katlettiniz? Neden sizin şerrinizden korkan yüzlerce baba çocuğuna Ömer ismi koymuşken bu adı değiştirmek zorunda kaldı? Yakın tarihte de yaşanan bu hadiseyi inkar mı edeceksiniz? Evet Hazreti Ömer'e nispet edilen bu iddia hem akli hem nakli olarak gerçekle bağdaşmamaktadır. Hem de beraberinde Hz. Ali ve Ehli Beyt'e çelişkiler hatta iftiralar bile getirmektedir ki başta Hz. Ali olmak üzere hepsi bu yakıştırmalardan beridir. İnşallah yakında yayınlayacağımız Ehli Beyt'in Ebu Bekir, Ömer ve Osman Sevgisi isimli bir çalışmamızda Ehli Beyt'in gerçek tutumunu ve birçok Şii fırkasının bu konuda Ehli Beyt'e bile muhalefet ettiklerini delilleriyle açıklayacağız. Sözlerimize burada son verelim. Yüce Allah azze ve celle en doğrusunu bilendir.